Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün yine uzunca bir bilgi videosuyla beraber olacağız. Sizlere bugün hangi silahı, hangi robota, neye göre kombine edebilirsiniz? Yani silah seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Ancak öncelikle arkadaşlar silah seçiminden önce robotları yani karakterleri tanımanız gerekiyor. Bunun için üst taraflarda bir yerlerde kartlarda robot seçerken nelere dikkat etmeliyiz başlıklı bir video var. Oradan öncelikle bu videoyu özellikle yeni başlayan arkadaşların izlemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar oyun içerisindeki robotları yani karakterleri tanımadan silah kombinasyonunu nasıl yapacağınızı kavrayamazsınız arkadaşlar. O yüzden öncelikle o videoya bir göz atın. Az çok karakterleri nasıl tanırsınız? Neye göre robot seçimi yapmalısınız? Bunlardan bahsettim. Öncelikle robotu neye göre seçmeliyiz? Bunun mantığını anlayın. Daha sonra bunu izleyin ki ikisini birden harmanlayın. Kafanızdaki bütün pürüz yok olsun arkadaşlar. Yani daha iyi anlayabilmeniz için o videoyu da izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bugün bir arkadaşımız demiş ki abi ben Fury aldım. Bunun üzerinde işte önerilen ekipman olarak Thunder gösteriyor demiş. Yani Thunder'ı kullanayım mı Fury'de demiş. Şimdi arkadaşlar bu oyunda her robotun farklı görevleri var. Örneğin Phantom fener toplamak için yani görev robotu olarak tasarlanmış bir robot. Yine aynı şekilde mağaza kısmından görebiliyor muyum bilmiyorum ama mesela eskilerden oyunun ilk robotlarından örnek vereyim. Hani bunu yapın demiyorum. Bunu yanlış anlamayın. Bu robot çok eski bir robot. Bunun daha güçlü, daha güncel versiyonları mevcut oyunda. Stalker. Stalker de bir görev robotudur arkadaşlar. Fener toplama robotudur. Aynı şekilde Garrett de o şekilde. Yani bunlar görev robotudur. Yine buradan mesela Rogotka takviye destek robotudur. Allah belanı veriyor. Çıkın. Anladınız siz onu. Yine mesela burada Rino. Ya bunlar çok eski robotlar arkadaşlar. Bunlardan örnek vermeyeceğim. Eski robotlardan örnek vermeyeceğim. Çünkü arkadaşlar yanlış anlayıp gidip bu robotlara yönelebilir. O yüzden o robotlara yöneltmek istemiyorum insanları. Şimdi Fury'e neden Thunder olmaz arkadaşlar? Neden Thunder takılmaz? Fury takviye destek robotudur. Yani geri planda, arkada, uzak menzilden oynamanız gereken bir robottur. Çünkü bu robot ona göre dizayn edilmiş. Yani sen buna Thunder takarsan Thunder'la rakibe 50 metrenin bile altında ateş etmen gerekiyor. Ki Fury ile 50 metrenin altına girmeniz imkansız arkadaşlar. Özellikle günümüz robotlarında yani şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncuya Fury ile yaklaşıp hasar vurmanız imkansız ya. İmkansız ötesi bir şey hatta. Yani yok abi öyle bir şey yok. Ya oyun şu an buna müsaade etmez. Yapamazsınız. O yüzden Fury'e eğer kullanıyorsanız ki ben sniper robotu yani uzaktan oynamak istiyorum diyorsanız Fury'e geçin abi. Fury 3 tane ağır silah taşıyor. Diğeri neredeydi? Geçtik mi acaba onu? Bir dakika şuralara bakayım. Geri dönmek istemiyorum. Heh. Bemont. 4 tane ağır silahı var abi. Bunu üretip 3 ağır silah değil de 4 ağır silahla vurun. Ki yine Bemont da aynı şekilde arkadaşlar. Bemont da uzaktan yani maksimum 600 metre mesafeden ya da hadi çok zorladınız 500 metreden ama hani 500 metre bile şu an günümüzde bu robotlar için tehlike arkadaşlar. Yani rakip size 500 metre mesafeden çok rahat bir şekilde yaklaşıp robotunuzu çöp edebilir yani kesebilir. O yüzden en yakın 600 metre mesafeye hasar vurabilen 600 metreye kadar silahı yetişen kombinasyonları tercih etmenizi öneriyorum. Bunu da şuradan göstereyim. Mesela bunlar bu robotlar ağır silah takıyor arkadaşlar. Ağır silah taşıyabiliyor.
Bir dakika kanka, zamanında gönderiyorsun sen de teklifi yani ha. Şimdi bunlar ağır model silah taşıyabiliyor. O yüzden ben size Aujin üzerinden göstereceğim hangi silahları kullanmanız gerektiğini. Yani Furry'e ya da Bemonta'da buna taktığınız silahları takabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek vermem gerekirse Trident yapabilirsiniz. Nashorn tavsiye etmesem de 1100 metre menzile hasar vurabiliyor. Şuradan göstereyim. Bakın şurası var ya arkadaşlar. Şu sembol ve buradaki yazan rakam silahın kaç metreye hasar vurabildiğini ifade ediyor. Burada Tundra 50 metre dedim ya az önce. Bunu yanlış anlamayın. Burada 500 metre yazıyor. Hani 50 metre demiştin diyen arkadaşlar olabilir. Yeni başlayanlar özellikle bunu diyecektir. Eskiler zaten biliyor. Silah 500 metreye kadar hasar vurabiliyor. Ancak 500 metreden böyle karınca ısırığı gibi bir hasar vurur arkadaşlar. Yani öldürücü bir gücü yoktur ya da rakibi rahatsız edici bir hasarı yoktur. Thunder ve bunların alt model sınıf silahları var. Bunlar rakibe yaklaştıkça hasarı artan silahlardır. Thunder 500 metreden de hasar vurur, 400 metreden de hasar vurur, 300 metreden de hasar vurur. Ancak hatırı sayılır bir hasar elde etmek istiyorsanız, yani ölümcül bir hasar vurmak istiyorsanız 5 metre, 10 metre, 20 metre gibi yani 50 metrenin altına girmeniz gerekiyor. Ki 50 metreden daha düşük olursanız, yani 50 metreden daha yakın olursanız daha da fazla hasar verecektir. Yani buradaki rakam kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Yine burada Trident var. 600 metre menzile sahip. Dediğim gibi Nashorn yine tavsiye etmediğim silahlar arasında olsa da 1100 metre menzile sahip. Yine Trebuchet tavsiye etmesem de 1100 metre menzile sahip. Bu alttaki 23 saniye. Bakın burada 9 saniye. Yine burada 3 saniye. Mesela burada 10 saniye diyor. Bunlar silahın reload süresini gösteriyor arkadaşlar. Yani yeniden ateş etmeye hazır olacağı süreyi ifade ediyor. Buradan da bunları gözlemleyebilirsiniz. Tabii şöyle de bir faktör var. Ateş ederken aynı anda otomatik reload olan silahlardan bir tanesi de Trident'tir. Eskiden 3 tane füzeyi attıktan sonra 10 saniye kadar beklemesi gerekiyordu. Yani 10 saniyede reload yapıyordu. Bunu güncellediler. Şimdi 3 saniyede bir reload yapıyor. Yani yine 10 saniyede bir tam doluma ulaşıyor. Ancak eskiden 10 saniye dolmadan hiçbir füzeyi ateşleyemiyordunuz. Ateşleyemiyordunuz. Boğazım kurudu. Bir saattir bu videoyu çekmeye çalışıyorum. 10 saniye dolmadan eskiden bir tane füzeyi dahi atamıyordunuz. Rakibe gönderemiyordunuz. Fakat güncelleme sonrasında yine bu reload süresi 9 saniyeye düştü. Yani 1 saniye kısaldı. Ancak eskiden 10 saniyede 3 tane füzeyi reloadluyordu. Güncellemeden sonra 3 saniyede bir tane füzeyi reloadluyor. Yine 3 taneyi yani toplam 9 saniyede 3 tane füzeyi reloadluyor. Ancak siz 3 saniyede bir tane füzeyi rakibe gönderebiliyorsunuz. Ateş edebiliyorsunuz. Bayağı bir zorlandım bunu açıklamakta ama umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Yine Zeus 600 metre menzile sahip. 5 saniyede bir ateş edebiliyorsunuz. Kank de zaten Nashorn'un bir benzeri. Hemen hemen aynı yapıya, aynı mantığa sahip. Biraz işte hasarında farklılıklar var. Avenger 500 metreyi vurur. 10 saniye reload süresi vardır. Yine Zenith. Bunları anlatmaya gerek yok. Hani Zenith'i zaten oyunda yok sayın abi ya. Zenith nedir Allah aşkına? Yani bu kadar hızlı bir oyunda bu kadar yavaş ve hantal bir silah. Yine Flux tavsiye edebileceğim bir kombinasyon. 1100 metre menzili var arkadaşlar. Yüksekte hasar vurabiliyor diğer sniperlara göre ve menzile göre. Bu arada yine silah seçimi yaparken
menzillerine dikkat etmeniz şu yönden önemli arkadaşlar. Şimdi bakın, 500 metredeki bir silahla 1100 metreden hasar veren silah aynı hasara sahip değildir arkadaşlar. Silahın menzili ne kadar uzuyorsa, yani siz ne kadar uzağa ateş edebiliyorsanız, buna istinaden silahın hasarı düşüyordur arkadaşlar. Yani bunu daha açıklayıcı nasıl anlatabilirim? Atak silahları her zaman daha fazla hasar vurur. Yani rakibe ne kadar yakın olursanız, yani rakibe yakından ateş edebileceğiniz silahlar her zaman daha fazla hasar vurur. Ya bu da şu şekilde izah edeyim. Siz Furry'e 3 tane flux takmışsınız. Az önceki gösterdiğim 1100 metreden vuran şu silah. Mesela örnek vereyim. Siz 1100 metre mesafeden, atıyorum Yamantau haritası, şu karlı olan yer var ya, siz oradasınız. Her taraf açık abi. Yani tam bir sniper haritası orası. Siz adama 1100 metre mesafeden ateş edeceksiniz. O adam senden kaçacak, diğer sniper'dan kaçacak. Saklana saklana bir şekilde diğer rakiplerle mücadele ederek senin base'ine gelecek ve seninle aynı hasara mı sahip olacak? İşte fark bu arkadaşlar. Sen doğduğun yerde, yani robotunu indirdin base'inde, bu silahla ateş edebilirken o adamın ateş edebilmesi için, şundan örnek vereceğim. Örneğin Orkan. Adam, atıyorum Ravana'sı var. Ravana'ya tutmuş. Orkan takmış abi. Adam yeni başlamış. Etkinlikten düşürmüş Ravana'yı. Elinde de Orkan'ı var. Gitmiş altınla Orkan almış. 3 tane Orkan'la o kadar hengameyi atlatıp senin karşına çıkacak ve seninle aynı hasarı mı vuracak? Bence adaletsizlik değil mi bu? İşte burada eşitlik sağlanabilmesi için bu adama fazladan hasar gücü veriliyor. Yani bu silahın hasar gücü daha fazla oluyor arkadaşlar. İşin özeti bu. Menzil ne kadar kısa olursa hasar o kadar yüksek olur. Bunu unutmayın. Silah seçimi yaparken bunlara dikkat edin. Ha, oyunda orantısız güçlere sahip olan silahlar, robotlar yok mu? Var. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Bu oyun paytovin oyun. Yani adam parayı bastırmışsa senden güçlü olabiliyor arkadaşlar. Bunu da göz önüne almanızda fayda var. Şimdi ben size buradan bütün silahları tek tek anlatmayacağım arkadaşlar. Şu silah bu işe yarar, bu silah bu işe yarar. Bunların detayına girersek bu video saatlerce sürebilir. Bu yüzden o kadar fazla detaya girmeyeceğim. Şuradan sadece birkaç tane silah göstereceğim size. Zaten az çok mantığını anlamışsınızdır, ancak yine de anlamanız için şuradan bir uzakçı bir yakın silahtan size örnek göstereceğim. Şimdi Siro hasarı 5400 diyor. Hadi hasarını geç. Bu seviyesi daha düşük abi. Birinci seviye. Menzili 300 metre arkadaşlar. 300 metre mesafeden hasar verebiliyor. En azından şuradaki simgelerin ne işe yaradığını anlamış olursunuz. Hani birçoğu zaten burada hasar, menzil falan yazıyor ama işte mesela efekt süresi falan, patlayıcı, manuel, bunlar ne işe yarıyor? Yeni başlayan arkadaşlar bunları bilemeyebilir arkadaşlar. En azından onları kavramış olursunuz. O yüzden bunları iyi dinleyin. Şimdi menzili 300 metreymiş arkadaşlar. 300 metre menzilden rakibe hasar vurabiliyor. Doldurma süresi 17 saniye diyor. Siro her ne kadar, hani doldurma süresi 17 saniye, eyvallah, ama bu 17 saniye, hani 17 saniyede mi bir rakibe hasar vuracağız biz? Öyle mi? Öyle değil arkadaşlar. Silah ateş ederken otomatik reload da oluyor. Aynı anda reload oluyor. Yani atıyorum silahınız daha hiç ateş edilmemiş. Yani full şarjörleri full bir şekilde, silahımız hazır.
Örnek veriyorum. Tam reload'da 50 tane füze fırlatıyor. Siz rakibin karşısına çıktınız. 50 tane füzeyi pat 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 2-3 saniye içerisinde boşalttınız. Daha sonra atış şekli yavaşlıyor arkadaşlar. Yani reload ettikçe atıyor. Hani mesela dediğim gibi 50 tane füzeyi 2 saniyede 3 saniyede boşaltıyorsa bir tane füze atmaya başlıyor. Pıt 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 yavaş yavaş vurmaya başlıyor. Bu da ne oluyor? Neye sebep oluyor? Daha az hasar vurmanıza sebep oluyor. O yüzden tüm silahı boşalttıktan sonra eğer mümkünse kaçıp saklanabiliyorsanız kaçıp bir kenarda bekleyin. 17 saniye 10 dakika içerisinde çok da uzun bir süre değil. Yani bu oyunun yapısına göre çok uzun değil. Hani FPS oyunlarında saniyeler, saliseler önemlidir. Örnek veriyorum, PUBG'de karakterin Kar98'i reloadlayıp mermiyi ağzına vermesi atıyorum 1.3 saniye sürebilir. Bu o oyun için uzun bir süre olabilir. Ancak bu oyun için 17 saniye bu silah için, bu güce sahip olan bir silah için çok da fazla değil. Bunu da belirteyim. Hani FPS oyunundan bu oyuna geçip başlayan arkadaşlar varsa aranızda buna çok takılmayın arkadaşlar. Yine efekt birikimi. Bunun ne anlama geldiğini ben de çok çözemedim ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Zero belli bir isabetten sonra rakibi yavaşlatıyor. Yani rakip 50 km hızla koşuyorsa belli bir Zero isabetinden sonra bunun hızı 30-35 km belki de 20 km hıza düşüyor arkadaşlar. Bu o anlama geliyor. Yani efekt süresi dediği de bu sürenin ne kadar olduğunu, yani rakibi yavaşlattınız ya, rakibi 5 saniye yavaşlatıyor arkadaşlar. Bu efekt süresi de bunu ifade ediyor. Patlayıcı mermiler atar diyor özellikler kısmında. Ya patlayıcı mermiler atar demesinin sebebi şu. Neredeydi bu? Aslında bu alan hasarını ifade ediyor. Yani patlayıcı. Şey gibi, el bombası gibi düşün. El bombasını attığın zaman sadece düştüğü yere hasar vermiyor değil mi? Bir şarapnel parçası saçılıyor etrafa. Buradaki patlayıcı ve alan hasarı bu anlama geliyor arkadaşlar. Patlama yarı çapındaki bütün hedeflere ve kalkanlara hasar verir diyor. Yani taktiksel açıdan anlatmam gerekirse duvar arkasında mevzilenmiş, saklanmış bir rakibe eğer duvarın kenarına rakip çok yakınsa duvarın dibine ateş ederek bu alan hasarıyla, patlama yarı çapıyla hasarlar verebiliyorsunuz. Bu da bunu ifade ediyor. Yaylım ateşi tüm mermileri hızla atar diyor. Yani tüm mermileri yavaş atsaydı öldürücü bir gücü olmazdı arkadaşlar. Yaylım ateşi diyor. Yani tüm mermileri çok kısa bir süre içerisinde rakibin üzerine patlatabiliyor. Ki ölümcül gücünü de buradan alıyor zaten. Yani füzeleri çok seri bir şekilde rakibin üzerine boşalttığı için ölümcül bir güce sahip. Ne demiştik? Reload süresi. Az önce reload süresinden bahsetmiştik ya. 17 saniye sürüyor. İşte 50 tane füzeyi boşalttıktan sonra pıt 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 atmaya başlıyor. İşte yaylım ateşiyle o pıt pıt arasındaki bağlantı burada arkadaşlar. Yani tek tek ateş etmeye başlamışsa Zero, bütün mermilerinizi boşalttınız. Örneğin karşınızda 2 tane rakip var. Füzenin birini tamamını, 50 füzenin 50'sinde rakibin bir tanesine fırlattınız. Onu kestiniz. Ötekine ne vuracaksınız? Taşla mı saldıracaksınız? Bazı arkadaşlar tutuyor, saklanmak yerine, kaçmak yerine, mevzilenmek yerine o pıt 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 hasar vuran silahla ikinci rakibe yöneliyor. Ona ateş etmeye çalışıyor. Onu yaparsanız o rakip sizi kesecektir arkadaşlar. İkili pozisyonlarda birini kestiyseniz kaçıp saklanıp 17 saniye, hani 17 saniye tam dolumu ifade ediyor. Yani 17 saniye beklemenize gerek yok. 10 saniye de olabilir. Mesela 17 saniyede şurayı tamamen dolduruyor diyelim füzeyle. 10 saniyede şuraya kadar doldurmuş. Eğer bu füzenin rakibi kesmeye yetecek olduğunu düşünüyorsanız 10 saniye sonra çıkıp yine rakibe vurabilirsiniz. Bu arada Hussar ve Dragon aynı yapıya sahip
silahlardır. Farkı ne? Ağır silahların hasar gücü daha fazladır arkadaşlar. Yani bunu mantık olarak da anlayabilirsiniz zaten. Silah yapısı değiştikçe hasar tipleri de değişir arkadaşlar. Hasarı da ona göre azalır. Şimdi ben yine orta sınıfa giren Hussar'dan örnek vereyim. Yine mesela Hussar'ın menzili 600 metreymiş arkadaşlar. Doldurma süresi 12 saniyeymiş. Ancak yine 12 saniye beklemenize gerek yok. Burada otomatik diyor. Tüm mermileri yavaş atar. Yani reload oldukça, az önceki Siro'da pıt 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 örneği vardı ya, silah reload oldukça ateş etmeye devam eder arkadaşlar. Ancak bir duvarın arkasına saklanıp tüm füzeyi doldurmak istiyorsanız, yani Siro'daki gibi, az önce Siro'da hani dedik ya hızlı bir şekilde ateşler diye, hızlı bir şekilde arka arkaya vurmak istiyorsanız, ki bence o şekilde kullanın, bütün silahları o şekilde kullanın. Çünkü mesela siz bir tane vurursunuz, pıt eder, 2 saniye beklersin diğer merminin reload olabilmesi için. Bu esnada rakip ne yapacaktır? Kaçacaktır. Değil mi? Mevzi alacaktır. O yüzden rakibi ayıktırmadan önce bütün silahınızı doldurun. Yani tam reloadlu bir şekilde ateş etmeye başlayın ki rakibe kaçacak pozisyon bırakmayın. Benim tercihim ve tavsiyem bu yönde oynamanız. Yine ne demiş? Özellikler enerji. Oyunda iki çeşit silah var arkadaşlar. Kinetik dediğimiz saçma tarzı, yani metal manasında hasar vuran silahlar, metal ateşleyen silahlar ve enerji sınıfı dediğimiz işte yakıcı gaz olabilir. Ne bileyim başka işte flux dediğimiz, az önce Fury'de flux örnek göstermiştim, 1100 metre menzile sahip. Yine o da bir enerji silahıdır. Yani su, bildiğin su. Su ateşleyen bir silahtır. Enerji sınıfına giren bir silahtır. Yine bu da enerji sınıfına giriyor arkadaşlar. Enerji mermileri atar demiş. Doğrudan manuel. Manuel. Mesela şundan örnek vereyim. Scorch var mı burada? Scorch yok ama Spark var. Şimdi doğrudan şurada otomatik yazıyor ya. Bakın burada ne yazıyor, dikkat edin. Hedefe kilitlen diyor. Hedefi yakalamak zaman alır. Ne kadar zaman alır? 3 saniye zaman alır arkadaşlar. Yani öncelikle hani şu görseli hatırlıyorsunuz değil mi oyun içerisinde? Şu yandaki kutular var ya. O rakibin üzerine oturması gerekiyor arkadaşlar. Bu silahın ateş edebilmesi için. Bunun süresi de 3 saniye arkadaşlar. Yani ateş etmeden önce 3 saniyelik bir kilitlenme süresi var bu silahın. Bu da bunu ifade ediyor. Bunlar yine mesela bu Spark hafif silah. Hafif sınıfa giriyor. Bunların ağır modelleri de var. Mesela şuradan göstereyim. Zeus'ta da aynı olay var. Çok detaya girmeyeceğim dedim ama arkadaşlar yani gerçekten kapsamlı olaylar bunlar. Hani anlat bitmeyecek. Çok fazla karakter var. Çok fazla silah var oyunda. Şurada mesela detaylı olarak göster dediğimde hedefe kilitlen diyor. Görüyorsunuz. Bakın bunda da hedefe kilitlen diyor. Şuradan başka bir silaha geçtiğim zaman bakın burada doğrudan ateş diyor. Yani kilitlenmesine gerek yok. Yine mesela burada doğrudan ateş diyor. Yani önemli olan şuradaki görsellerin ne işe yaradığını anlamanız arkadaşlar. Bunları anladığınız zaman mesela Hydra'dan örnek vereyim. Bir tane de Hydra'yı gösterelim. Mesela Hydra'da ateş etmeden önce bakın hedeflere kilitlenmesi gerekiyor. Yani 3 saniyelik bir süre gerekiyor arkadaşlar. Başka örnek verebileceğim. Mesela Scorch. Scorch da aynı şekilde hedeflere kilitlenmesi gereken silahlar sınıfına giriyor arkadaşlar. Aslında daha da fazla örnekler verebilirim. Daha da fazla bunlarla ilgili çok daha ince detaylara girebilirim. Ancak dediğim gibi videonun süresi zaten şu an 26. dakikaya girmişiz arkadaşlar. Yani saatlerce sürebilir. Daha fazla hani böyle merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz sorular olursa biz her gün yayınlarımız
oluyor. Hani bir gün yapmazsak ikinci gün yayınımız muhakkak oluyor. Elimden geldiğince yayın açmaya çalışıyorum. Genelde akşam 7-8 gibi başlıyoruz yayınlara. Hani 7 çok nadirdir ama genelde 8 gibi 8'den sonra yayınlara başlıyoruz arkadaşlar. Abone ol butonunun yanındaki tümü seçeneğini aktif ederseniz canlı yayına geçtiğimiz zaman bildirim alabilirsiniz. Canlı yayınlara katılıp merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Ve unutmadan eğer tek başınıza oynuyorsanız ve tek başınıza oynamaktan sıkıldıysanız açıklama kısmında Discord linkimiz var arkadaşlar. Discord'a katılıp oradaki arkadaşlarla takım kurabilir, beraber oynayabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Umarım az çok silah seçimi yaparken nelere dikkat etmelisiniz bunları anlamışsınızdır. Anlamadıysanız da takıldığınız yerler olduysa da yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Gördüğüm mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.